haftaki durağımız Yozgat ilimizin o gözde ve güzel ilçelerinden olan Çayıralan'dayız. Çayıralan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Codar'ın vereceği bilgilerle Çayıralan'ı siz sevgili izleyicilerimize buluşturalım. Başkanım, şahsen sizi tanıyabilir miyiz ve aynı zamanda yeni görevinizde de hayırlı olsun diyoruz. Çayıralan'da neler hedefliyorsunuz, belediye olarak projeleriniz nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim. Halkımıza ne gibi vaatlerde bulundunuz? Tabii. Bir önümüzdeki geçtiğimiz süreçte, 3 aylık bir süreçte bir seçim çalışması yaptık. Tabii bu sürecin sonucunda da halkımızın teveccühüyle bu makama geldik. Oy veren vermeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçim sürecimizde bizim bir seçim bildirgesi yayınladım ben. Bunun içerisinde uygulayabileceğimiz merkezi hükümetten herhangi bir beklenti içinde olmadan kendi potansiyelimizle kooperatifçilik sistemiyle uygulayacağımız 10 adet projemiz vardı. Memleketimiz 5 yıl içerisinde Allah'ın izniyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanda bir değişiklik hissedeceğiz. Ana hedefimiz şu: İlçe olarak bir farkındalık oluşturup ulusal bir marka haline gelmek. Projelerimizde yer almayan ancak bizim de Çayıralan'ın gelişmesinin buna bağlı olduğuna inandığımız bir çalışmamız var. Doğalgaz çalışması. İlgili firmayla BOTAŞ'la da bunu görüşüyoruz. İnşallah bunu başarırsak memleketin ufkunu açmış olacağız. Tabii bunun yanında genç nüfus iş sahası olmadığı için büyük şehirlere gitmek zorunda. Biz bunu özellikle sizin vasıtanızla da iş adamlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin kardeşim, para kazanmayı isteyen girişimci buraya gelsin, Çayıralan'a gelsin. Her türlü desteği ben sağlayacağım. Buradan yatırımcılara biraz da Çayıralan'ın coğrafi konumu ve bir de Çayıralan'da ne gibi yatırımlar daha bir ravaşta olur? Tabu bilgilere muvaffaksınız. Kesinlikle. Yani, bundan kesinlikle. İlçemiz Yozgat'ın en doğusunda bulunan bir ilçedir. Çayıralan için en büyük pazar Kayseri. Bize çok yakındır yani. Bu anlamda ilçemizde her türlü yatırımcıya, her türlü girişimciye yardımcı olacağız. Sonuna kadar yardımcı olacağız. Teşvik bölgesi. Teşvik yani, bölgesi yani, dahilindedir. Özellikle yani para kazanmak isteyen buraya rahatlıkla gelebilir. Yatırımcı buraya gelsin, yatırımını yapmadan önce bizimle görüşsün. Evet. İstihdam sağlayacak elemanı ben temin ederim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir projemiz var. Bu projemiz, işte ilçemiz dağlık bir bölge olduğu için ilçemizi kuş bakışı gören bir yerimiz var, Elçiyor dediğimiz bir yer. Burada hobi evleri yapmayı düşünüyoruz. 200 civarında bir hobi evleri yapmayı düşünüyoruz. İsminden de yanlış anlaşılmasın. Yani neticede ikamet türü hobi evi. 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde. Buna ihtiyaç var Çayıralan'da. Buna ihtiyaç var. Bunun detayını da şöyle anlatabilirim. Binalar bu şekilde bir kompleks içerisinde. Her binanın önünde hobi bahçesi. Yani ismini oradan alıyor yani. Yaz aylarında yaptığımız bal ve kültür festivalimiz vardır. Bal ve kültür festivalimizi ulusal boyuta taşımayı düşünüyorum. Burada herkese ve herkesime hitap edecek bir belediye başkanı olmayı taahhüt ediyorum ve olacağım da yani.